Değerli arkadaşlar, ben böyle yeterince görüşlerimi beyan edildi. Sayın Başkanım, konuyla ilgili görüşlerinizi belirtmek üzere kürsüye davetim. Sayın Divan, değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer basın, hepinize iyi akşamlar temin ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Tabi bu akşamki meclis toplantımız şu gelen toplantılardan biri, 3 yıl sonra en önemlisi faaliyet raporunun görüşülmesi. Öncelikle yalnız bu faaliyet raporunu hazırlayan tüm çalışma arkadaşlarıma, başta strateji müdürü olmak üzere teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışmaydı, yorucu bir çalışmaydı ama gayet verimli bir çalışma olmuş. Tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ben çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Tabii eleştiriler yapıldı, teşekkür ediyorum. Bu eleştirilerden de kendimize ders çıkarmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Her şeyi dört dörtlük yapmakta söylemiyoruz. Ama tüm çalışma arkadaşlarım ekibimin çok iyi niyetle emek sarf ettiğini bu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bir kere %71 söylendi faaliyetimiz. %71 oranında gerçekleşmiş. Ben bu faaliyet değildir. O aranın gerçekleştiren arkadaşlarıma bir kere teşekkür ediyorum. Ama elimde bir belge var. 3 ayda bir vali başkanlığında valinin sorumlusu sayın valimiz ve vali yardımcısıyla tüm kamu kuruluşlarının ne yaptığını, ne kadar başarılı olduğunu ve yatırımları ne kadar gerçekleştirdiğine dair elinde rapor var. Bu 2016 yılında İzmir'de görev yapan devlet kuruluşlarının raporu. Biz Gaziantep restoranı biz 71'i gerçekleştirmişiz. Ama devlete bağlı olarak, hükümete bağlı olarak kamu kuruluşları, Milli Eğitim, Sağlık, Emniyet, Kaymakamlık, aklımıza gelen tüm devlet kuruluşlarının gerçekleşme oranı kaç arkadaşlar? Bir tahmin yapar mısınız? Sadece ve sadece %30. Devletin, hükümetin İzmir'e yaptığı yatırımların kamu kuruluşlarının bu resmi raporlar arkadaşlar imzalı valilik tarafından, İl Koordinasyon Kurulu tarafından imzalanmış bir belgedir, resmi belgedir. Devletin gerçekleşme oranı İzmir'de %30. Gaziantep Belediyesi'nin %71. Tekrar arkadaşlarım kutluyorum. Bu yoklukta 2016 yılı başında ve dolar ne kadar demin 2.70 civarındaydı herhalde. 2.92'ydi. Şimdi 2.70 oldu. Hala da artık yakalayamıyorum. Ben bile televizyondan bulamıyorum. Yakalayacağım, indireceğim dolara. Aşağı indiremiyorum. Buna rağmen Gaziantep Belediyesi %71 gerçekleştirme oranı yakalamış. Kutlamak gerekiyor. Aslında bu daha da artacaktı da %100'e bir ulaşacaktık da. Defalarca söylüyorum ama aynı şeyleri tekrar duyuyorum. Ya bu kenti yaşayınız ve de bu kente meclis salonuna geliyorsunuz. Biraz kenti sorunlarına girelim. Sadece meclise gelerek meclis üyeliği yapılmaz. Komisyonlara gelerek komisyon üyeliği yapılmaz. Bugüne kadar bana bir tane proje getirdiniz de başkanım biz Gaziantep için bunu düşünüyoruz. Gaziantep'e çok büyük katkısı olacak. Gaziantep'in önü açılacak, ilerleyecek. Bir daha tutulamayacak. Böyle bir proje geldiğini veya getirdiniz tek bir projeyi söyleyin. Alnınızdan uçaklanmış. Aslında hiç konuşmayacaktım. Başka bir daha teşekkür edecektim.
Ben bu konuşma imkanını bana sayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen laflarımı kalpçücü olarak anlamayın. Eğer öyle bir şey de yapıyorsam şimdiden baştan özür dilemek istiyorum. Ama kentin belediye başkanı olarak da cevap vermek zorundayım. İçin kısa kısa geçeceğim notlar aldım. Çok genele girmek de istemiyorum. Zaten biraz Gaziantep'e gezilirse kentin nerelere geldiğini birçok insanımızın göreceğini biliyorum. Kendi notlarıma bakacağım. Tabii gözümü takmak zorundayım arkadaşlar. Evet, Gaziantep tabii kısa sunumda da anlatıldı. Aldığımız ödüller belli. Buna da gurur duyuyorum. Tabii bu ödüller sadece bana verilmedi. Çalışma arkadaşlarımla, sizlerle beraber belediyeye verildi. Seçilmiş arkadaşlarımızla. Demek ki vizyonumuz, misyonumuz gelişiyor. Demek ki hedeflerimiz tutuyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir şey yoktu, 200 hedefe, 128 yanlış hatırlamıyorsam değil mi Sayın Bey? 128 hedefimiz var, onu da 170'leri gerçekleştirmişim. Kısa kısa söyleyeyim. Türkiye'de örnek projeler yaptık. Özellikle sosyal alanda, kültürel alanda Türkiye'nin örnek belediyelerinden biriyiz. Özellikle biliyorsunuz son zamanda televizyonlarda reklamlar var. Sağlık Bakanlığı evde işte hasta yaşlı bakım başlatıyor. Ama ben 7 yıldır yapıyorum yani. Ülkenin hükümeti şimdi aklı başına gelmiş. Ben 7 yıldır yapıyorum ki bir şey. Ha, kusura bakmasın tabii bürokrat ismini vermek istemiyoruz. Ama bu belediyeye gelip Sağlık Bakanlığı bürokratları bizden bu işi nasıl başladığımızı öğrenmeye geliyorlar. Bunu açık net yüreklikte söylüyorum ya. 7 yıldır vermeyi koydun mu zaten? Biz örnek olduk. Türkiye'nin çok belediyesi. Parti gözetmek için bizden geldiler, istediler. Biz de veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Gıda Bankamız hoş geldin bebek projelerine bir bakın. İzmir'de, Türkiye'de ilk uygulanan projelerdir. Sayısını unutmadan daha çok sosyal proje yapıyoruz. En son herhalde organik oyuncak yapıyoruz. Onu da Almanya ile, Japonya ile beraber yapıyoruz. Daha önce Suudi Arabistan'a da Arapçalar gelinmeler, evin engel derneklerine birçok sosyal projeler uyguluyoruz. Bu konuda gerçekten herkes şey diyor. Ya tamam kültürel sosyal projeler de herkesin bir proje yok. Elin saf derim. Ama benim için fiziki projeden daha önemli sosyal ve kültürel projeler geliyor. Neye? Kente sadece bina yapmak da kent gelişmiyor arkadaşlar. Çok güzel binalar yapılıyor. Biz de çok güzel asfaltlar atıyoruz. Irmak Mahallesi'ne bir bakın. 38 sokak ve taksimlerine bakın. En son yapılanlara bakın. Akben, yani asfalt yok derler. Yani artık bunlar bizim bütün işlerimiz olduğu için çok fazla buralara girmiyor. Zaten kitaplara da yazmıyoruz. Biz bunları yapacağız bir hata yani. Biz bunları yapmak zorundayız. Yapmak zorunda olduğumuz şeyleri de çok fazla kitaba yansıtmıyoruz. Biz Türkiye'ye, İzmir'e örnek olan projeleri kitaplarımızda yazmaya çalışıyoruz. Gaziantep'te %30. Allah aşkına bir şey yapmama demeyin. Devlet %30'unu gerçekleştirdi. %70'unu gerçekleştirdi. İnşallah Gaziantep Belediyesi'ni devletin kamu kurumu ve kuruluşları da örnek alır. Haddimize düşmez ama gelir fikrimizi sorularsa ki hiç sormadılar bugüne kadar 8 yıllık belediye başkanıyım. Çünkü devlet kurumunun yanında engel olmanın dışında hiçbir faydasını görmedim. Evet, Sarmış Büyükşehir Belediye spor salonu söylendi. Arkadaşlar onun Büyükşehir Belediyesi tamamını yapmadı. Ortak projeydi. Daha önce de konuşulmuştu. Ama herhalde unutuluyor. Büyükşehir Belediyesi %60 kısmını karşıladı. Biz de %40'ını karşıladık.
eski parayla 5 trilyonluk bir projeydi. Evet, 2 milyonunu biz karşılamıştık. Onu da tekrar tekrar söylememe rağmen onu da hatırlatmış olayım. Belediye borcunu öğrenmek istiyorsanız şu örnek vereyim. Sene 2009 belediye bütçesi 40 trilyon, eski parayla 40 trilyon civarında. 40 trilyon da borcu vardı. Tüm bütçesi borçlu. Biliyorsunuz işçilere para veremiyordu, memurlar bekliyordu. Benim şu anda hiçbir işçinin bana sigara parası alacağı yok, hiçbir memurun da alacağı yok. Param da çok ama sadece yatırımlarım engellendiği için paramı harcayamıyorum. Çok paramla çıkışıyor. Eğer yardım etmezseniz, birilerine peşkeş çekmezseniz, belediyenin parası var demiştir. Hiç öyle bir derdimiz de yok. Sadece engel olmasınlar, ben başka bir şey istemiyorum. Bir senedir bekliyoruz, devlet demir yollarda birinci etap, dördüncü etap yapılacak diye. Ya ayıptır ya. Ayıptır ya. Yakında eyleme başlayacağım zaten yani. Yine bırakacağım ki varlığımı. Başka bir derdimizi anlatamıyoruz. Sağmış bölgesine bir şey yapalım. Kardeşim. O da bir senedir bekliyor. Şimdi diyor ki biz ihaleyi yanlış yapmışız. Bari ne kardeşim sen ihaleyi yanlış yapsın. Ben girdim aldım çatır çatır aldım mı? Üstüde maliyet arttırma aldım. Olsun ona rağmen fikrimizi aldı mı kardeşim? Aldı. Ona bekliyor Orman Bakanlığı'ndan. E bekleyin. Halil İbrahim Başkan saldırmaz. E camı atak etti. Günah değil mi yani? İzmir'in en güzel bittik alanını yaratıyoruz. Kıbrıs alanını yaratıyoruz. Hayvanat bahçesini yaratacağız. Bir burada çocuklar eğlenecek. Yeni spor sahaları yapacağız. Bir yıldır bekliyoruz. Neymiş? Havuzu buraya alacaksın. Bunu buraya alacaksın ya. Neymiş? A tipi değil, B tipi. Tamam kardeş, hepsini imzaladık zaten. Biz biliyoruz ki bunları. Bir sıkıntımız da yok. E onaylayın da başlayalım artık yani. Hep onay, hep onay. Ufacık bir şey burada. İl müdürü var, bölge müdürü var. Her evrakımız Ankara'ya gidiyor. Onaya. O zaman niye o zaman il müdürü atılır, niye bölge müdürü atılır? Kardeşim, madem bunlar bir işi yapmayacak, niye bunlara para veriyorsun diyor. Her şey Ankara'dan bitecekse, hani yerel yönetimler güçlenecekti? Hiçbir alakası yok. Lütfen yardımlarınızı bekliyorum. Bak, İki tane özelliğini söyledim. Birinci yatak, dördüncü yatak. Devlet Demiryolu'nda bekliyor. Sarmış, Orman Bakanlığı'nda bekliyor. Ya bir parmağınız oynasın da bir yardımcı olun Allah aşkına. Bu kentin, bu partiler üstü bir şey yani. Biz kentin önünü açmaya çalışıyoruz. Ama kimseden ses çıkmıyor. Hani demokrasi meydanı, hani 15 Temmuz demokrasi reaksiyon alanlarında. Hani bir adım atıldı mı? Ya çünkü şimdi nasıl siyaset var? Gazi'nin gelişmesi falan yok. Ülkenin gelişmesi yok. Her şey politik. Neymiş Halil İbrahim'le çalışan arkadaşları veya seçilmiş mevzuları herhangi bir parti olabilir. Ya her parti olabilir. E siz başarısızlığı seneye değiştirelim. Belki sene sonra değiştirelim. Böyle bir zihniyet bu ülke bir yere gelir mi? E bilmediğim işe var, nasıl söyleyeyim kardeşim açık açık, biz sizlerin bu meclis üyelerinin, bu bürokratların başarısız olmasını istiyorsunuz. İsteyebilirsiniz. Ama böyle politika, böyle siyaset olmaz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, lütfen. Hep sessiz kalıyorsunuz, yardımcı olacağız diyorsunuz, belediye borcunu söyledim. Geldiğimde %100 borçluydu. Ama şu an ben 3 bankaya borcum var, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarım uyarsınlar beni. İçine de tıkır tıkır borçlarımı ödedim bugüne kadar, ödemeye devam ediyorum. Hiçbir aksamamız yok. Özel bankalar kapımızda duruyorlar, başkanım sizsiniz kadar ödüyoruz diye. Ama bana biri bunun şu sebebini sorun. Demek 8 yıldır İller Bankası'ndan 1 lira kredi devam ediyor. Niye? İller Bankası'nın kredi vermediği bir belediyeye özel bankalar neye veriyor arkadaşlar? Ödüyor mu? Bak
aksatmıyor. İlla ben mesleğine kurulur. Belediye finansal destek sahasında yapılır. Niye ayrım yapıyorlar belediyeler arasında? Biraz böyle bakın olaya arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Evet, kültür ve sanat önceliğim dedim ki öyle olacak. Genelde olacak. Hiçbir sıkıntım yok. Tabi kendi kimliği kazandırmak istiyorsanız kültüre, sanata, tarihe öncelik vereceksiniz. Marka bir kent yapmak istiyorsanız da bunları öne çıkaracaksınız. Yeşile saygı konusunda çok hassas olduğumu biliyorsunuz. Binlerce ağaç diktim. Her yıl 4000'e yakın meyve ağacı dağıtıyorum. Sadece Nisan başı veya Mart sonu 8 yıl yapıyorum. Sadece 30.000 üstünde meyve ağacı dağıtmışım bu kentte. İnsanlar bahçesine gitsin diye. Zeytin ağaçlarını görüyoruz. Nerede bina var alıyoruz. Özel dikme yapıyoruz. Ben işlerimiz de çok iyi çalışıyor. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii hep söylüyorum. Kanunu da çok açık yazıyor arkadaşlar. Şimdi bana kanun atıyorsunuz ya işte 5390 sayılı kanun şu maddi, şu bende, şu şöyle yazıyor, böyle yazıyor. Ama 5393'te bir okusanız bir ana madde var. Belediye başkanı diyor. Yapar ve yaptırır. Diğer kamu kuruluşlarına ortak birçok proje yapabilir diyor, derneklerle yapabilir diyor. Biz onu yapmıştırmış. Ortak projelerle biz kimle yapacağız? Tabi önceliğimiz büyükşehir. Görevlerimiz belli. Gazi Emre'nin en güzel salonunu yaptık. Açılışında yapın yaptık. Sosyal konuktan halı sahası bitti. Binlerce genç faydalanacak. Şimdi bunlar büyükşehir yaptık. Evet, büyükşehirin bir katkıları var. Yaptırabiliyoruz mu? Ne güzel yaptırabiliyoruz işte. Burada en büyük şehre ermedin. Tebrik etmeniz gerekiyor yani. Demek ki büyük şehirde Gazi Emre böyle atalık gibi görmeye yatırım yapıyor demek yani. Biz de işlerimiz daha iyi bilir. Daha çok iş yapacağımızı da bilir. Biraz da geriye bakın. Gazi Emre'nin ne kadar değiştiğini. Farkına varacaksınız ki çoğunuz farkındasınız zaten de. Sağlık köyü başlıyor başlama. Kardeşim burada protokol yaptık işte. Vardı. Yaptık protokolü. Bak ne güzel ama. Yine belediyenin çevrinden bir lira çıkmayacak ya. Şimdi tebrik etmemiz gerekmiyor mu? Belediyenin bu insanların, bu kentte yaşayan insanların vergilerini ben harcamayacağım. Oradaki sağlık köyünü Esbaş'ın üstüne gitmiş. Esbaş'ın tüm yönetimine de burada bir teşekkür ediyorum. Bu kentte yaşayan herkes bu kente borcu, borçlu. Hepimiz, ben de ayrı başka, sizler de borçlusunuz. Ya maddi ya manevi olarak destek durumunuz, desteklemek durumunuz. Biz onu yapıyoruz. Ben istiyorum ki keşke ben üstelik bir aidat almasın, oturun artık paralarını toplasınlar. Bir de böyle şeyleri köyü kurun. Ne kadar güzel olur. Bazı arkadaşlarımız ekonomik durumları yok. Belki size bunu söylemek de çok doğru olmaz da. Bazılarını bir daha fazla verebilir. Ben isim verip de örnek vermek istemiyorum. Kimse de zan altında bırakmak istemiyorum ama vallahi benim param olsa herhalde babamın ismine bir yer yaptırdım veyahut da bir şey yaptırdım. Yani herkese tavsiyem olur. Çünkü giderken bir şey götürmüyorsunuz. Sadece onur götürüyorsunuz. Saygı götürüyorsunuz. Öldükten sonra çocuklarınıza bir miras bırakıyorsunuz. En güzel mirasım bu olduğunu düşünüyorum. Belediye borçlarını Sayın Akın herhalde sizlere söyledim. Yeterince anlaşılmış olabilir. Bu ayrı bir notum var sizle ilgili. Sağlık yerine tekrar aktardım. Lütfen siz de yardımcı olursanız otokent olarak, gerçi anlığı yönetimde değilsiniz ama yine de hepsi arkadaşlarımız, sizin de arkadaşlarınız aynı zamanda. Abdullah Meydan da aynı şekilde. Defalarca anlatıyorum ama aynı eleştiri getiriyorsunuz. Orada biz insanları korumaya çalışıyoruz. Yani yap geç diye bir şey yok.
biliyorsunuz çok az bir kayıpla orada plan yapıldı. Ama üç kişi yaşlı abimiz var, iptal edildik, ondan uzadım. Ama herhangi bir müteahhit girerse de yapacağımız bir şey girebilir. Ben sadece Gazi'nin insanları korumak adına projeyi yaptım. Hiç harcamamam gereken parayı da harcadım. Ama yardımcı olursanız 2-3 kişi iptal etmekte sevinirim. Çok iyi bildiğiniz bir konuyu paylaştırarak yapıyorsunuz. Anayla çevresi evet, içi parseli oradan aldık. Karşında belediyenin dairesine bir yayış yaptık. Kabul ettiler oldu. Diğerleri ikna olmuyor veyahut da yerlerini 5 kat yapacak, 6 kat yapacak gibi düşünüyor. Bizden müthiş rakamlar isteniyor. Biz de belediyeyi korumak zorundayız. Belediyenin bütçesini korumak zorundayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama dediğim gibi o bölgeyi korumak için bir yıldır onay bekliyoruz devlet demir yollarından, Allah razı olsun. Kirayı %100'e katladıklarına rağmen, bize kabul etmemize rağmen hala onay vermiyorlar. 6 aylık kiralama nerede görülmüş onu da bilmiyorum. Türkiye'de 6 aylık kiralama var mı? Ben bilmiyorum. Gelirse hemen başlayacağız. Paramız hazır mı? Parasımız falan yok. Ev belediye yolları hep aynı. Yıllarca kadastral yollar geçtik. Sonra biliyorsunuz bir önceki dönem orada yollara yol açıldı, asfaltlar atıldı. Sonra izinsel atmaya girdi. Biz de belediyeler paralarını ödemek zorunda kaldık. Şimdi ne yapıyor? İnsanlar terk ettikçe 20 metrelik yollar açılıyor. Çalışmaları görmenizi isterim. Bir gezerseniz, orası Irmak Mahallesi, ana caddesi ve cadde ismi koyacağız da şu anda 38 sokak olarak geçiyor. 38 sokağa girerseniz, Evköy'de doğru giderseniz, yaptığımız çalışmaları, attığımız tonlarca asfaltı, yeşil alanlarımızı yerine görmeniz şansı olur. Siz de dersiniz ki, burası da mı Gazi'miş? Çünkü Gazi'nin Akçay'ın yaklaşımından ibaret değil. Biraz da içeri girmemizi tavsiye ediyoruz. Evet, kültür merkezini sordunuz Sarmış'ta. Yeri belli biliyorsunuz, eski temizlik işleri şartiyemiz. Orasını boşalttık. Yani çok daha modern bir temizlik işleri şantiyesi inşa ediyoruz. Yer boşaldı. İnşallah en kısa sürede onu da Büyükşehir'le ortak projenin hayata geçireceğiz. Diğer kültür merkezi, ya Cem Koç arkadaşımız burada yok, şimdi arkasından konuşmak olmaz ama o, bu konuda iddialı, biraz gecikmeyle de olsa yapacağını biliyorum. Sami Sürekli kararını da söyledim, o da onayla, Orman Bakanı'nda maalesef. Evet, faaliyetlerle ilgili dediniz ki performans programı falan şu bu ne oluyor? Dediğim gibi biz 3 ayda bir ilk koordinasyon kuruluna gidip hesap veriyoruz. Şu projemiz. Şu aşamadan şu projemiz devam ediyor. Şu projemiz şu durumda. Biz 3 ayda bir zaten ifade veriyoruz yani. Gönderiyoruz. İşte bunun sonucunda da %71 bizim gerçekleşme oranımız kabul görüyor. Diğerlerinde biraz önce rakamı söyledim. Takip etmenizde fayda var. Yağmur suyu kanalları. Tabi bir şey yapacak. Altyapı benim görevim değil ki. Ulaşım benim görevim değil ki. Kanal benim görevim değil ki. Ama biz yaptırıyoruz. Şu anda 40 kilometreyi buldum. 3-5 yerin dışında da sıkıntımız kalmadı. Elimizde işte İzmir'in en çok yağmur suyu kanalı olan ilçesi oldu. Yağmur yağıyor. 10 dakika sonra su bulamıyorsunuz. Bu demek ki doğru bir iş yaptırılsın. Öyle mi? Ben yapıyorum ve yaptırıyorum. Bundan sonra da aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Ha işin milletin ne olursa milletin de bana okulları yaptırıyor abicim ya. Benim böyle bütçem var mı? Sizin onayladığınız böyle bütçem var mı? Yok. Ama okullarda birçok şeyi ben yapıyorum. Şimdi neye burada
ve bana söz açtınız. Ya Allah aşkına bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı yok mu ya bu okullarla uğraşın? Kanun gereği bütün işler onlarda. Biz elimizi çeksek okullar çekir. Nasıl olsun? Hastanenin bahçesini yap, otoparkını yap. Hastanenin bilmem ne arsa ver bilmem ne yap. Benim veririm mi? Yok ama seve seve yaptım. Çünkü kentin ihtiyacı vardı. Şimdi binlerce insan faydalanıyor. Okulları yapacağım tabii ki. Kimler gidiyor ya? Bizim çocuklarımız gidiyor. Ülkenin geleceği gidiyor. Her şey ondan yerine iyi yetişmelerini istiyoruz. İyi yetişmeler için önce fiziki imkanlarının güzel olması gerekir. Bir de milletin programları güzel olsaydı. Ben Türkiye'nin geleceğini çok aydınlatmıştım. Ama maalesef 14 yılda 5 tane milletin bakanı değişti. Her yere sanki farklı partiden gibi farklı program uyguladı. O zaman gelişen bir ülkede bu yanlışlar yapılırsa biz nasıl böyle üstün medeniyetler seviyesine atıp medet gösterdiği medeniyetler seviyesine ulaşacağız ki her gelen değiştirirse. Biz tabii ona karışamıyoruz. Bir iki şey daha söyleyeceğim ondan sonra sizi fazla yormak istemiyorum. Büyükşehir spor salonu hem 860'ını yaptı. Spor salonu her şeyden hazır. Az başka bir programını bekliyoruz. Uygun olursa açacağız. En kısa sürede açacağız. Özellikle Sarıç bölgemizdeki birçok gencimize çok özel bir salon oldu. İnşallah onların sunumuna da en yakın zamanda kullanımını da açmış olacağız. Beyaz evlerdeki proje de hazır ama Sayın Akın'ın söylediği tabi diğer kenarı. Bu projede biraz değişik yapmaya çalışıyoruz. En üstünü kapatabilirsek karşı tarafla birleştirip çok daha büyük bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Ama biz söz verdiğimiz, bizim planlarımız 5 yıl. Yani ne seçimde söz verirsem her zaman söylüyorum. Belki %100'ünü gerçekleştiremeyeceğiz ama %95'ini gerçekleştireceğimizi biliyorum. Ama önce devlet benim haklı isteklerimi, yasal kanun isteklerimi onay verecek. Benim böyle bir yıl, iki yıl falan bekletmeyecek. Nasıl gazeteler okuyorsunuz? Geliyor bilmem ne belediyesine saha yapıyor, bilmem ne belediyesine kültür merkezi yapıyor, bilmem ne belediyesine bilmem ne yapıyor. Ben şimdi bakan gelip de gazeteme arkadaş, senin ne ihtiyacın var? Ben milletvekili. Senin ne ihtiyacın var? Yardımcı olalım. Buna da bir yatırım. Görmem. Sizler de getirmediniz. Yani tabi burada Cumhuriyet Halk Parti mensupları bir şey diyemem ama AK Parti milletvekili meclisi arkadaşlarıma bu kırgınlığımı belirtmek isterim. Bir tane milletvekili tutup ondan getirme. Benimle konuştun ya. Benim sıkıntılarım dinlesin. Çözsün alnından öpeceğim, bırak alnından elinden öpeceğim yani. Çünkü ben kendime bir şey istemiyorum ki gazinin halkı için, gazinin girişimcisi bir şey isteyeceğim. Siz de hak veriyorsunuz ama bir şey olmuyor. Evet, altısın başkan, doğru başkan, iyi başkan. Hadi bana bir tane çivi istemiyorum ve çivi çekecek bir tane çekiç getirin bana. Buradan bir tane dükkandan alın da benden bir çekici olsun dedim. Bir tek şey söyleyin yardımcı olunur. Size minnettar kalacağım. Ben burada kesiyorum sevgili arkadaşlar. Ama şundan emin olun. Belediyenizin hiçbir sıkıntısı yok. Bütün borçlarını ödüyor. Bütün faaliyetlerini yerine getiriyor. Öncelikle tabii tüm arkadaşlarıma bana yardımcı olan ekibime teşekkür ediyorum. Başkanlarına, müdürlerime teşekkür ediyorum. Meclislerime, seçilmiş meclislerine teşekkür ediyorum. Bu işi beraber başaracağız. Başka şansımız yok. Siz de bu ilçenin meclisi olarak yerel parlamenterlisiniz. Sizden ricam parlamenterlik görevinizi daha ciddiye almanız, bana proje sunmanız, sadece meclis toplantılarına gelmeniz doğru değil.
proje getirin bize. Eğer yapmazsak o zaman kalkın. Her meclis toplantısında beni eleştirebilirsiniz. Sadece faaliyet raporunun konumunu istediği her meclisi eleştirebilirsiniz. Katılmayan bu faaliyet raporunu emek harcayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizler de katkılarınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar demeliyim.